Arkadaşlar, psikoloji der ki, bir kadın bir erkekle sevişmek isterse düz sinyaller vermez, çarpık sinyaller verir. Artık bir kadının belirtilerini anlayıp anlamamak algılayıcıya kalmıştır. Psikoloji diyor ki, eğer bir kadının etrafında kimse yoksa ve kadın hiçbir şey söylemeden sana gülümser ve saçını kulağının arkasına sıkıştırır. Yani sana bir şey söylemek istiyor ya da özel olarak konuşmak istiyor. Arkadaşlar, psikoloji diyor ki bir kadın sizinle daha samimi konuşursa veya bir kadın elini kalçanıza koyarsa, onun sizinle bir ilişki yaşamak istediğini anlayın. Arkadaşlar, psikoloji der ki, bir kız size sorunlarını anlattığında bu şikayet ettiği anlamına gelmez. Bu sadece sana güvendiği anlamına gelir. Arkadaşlar, psikoloji der ki, eşleri bir fakirle veya başka biriyle gereksiz yere konuştuğunda kızlar kendilerini çok kötü hissederler. Psikoloji, kızların birinden hoşlandıklarında onun hakkında hayal kurduklarını söylüyor. Ama kimseye söylemiyor. Arkadaşlar, psikoloji der ki, eğer bir kadın evinde yalnızsa ve sizi arayıp çifte anlamda konuşuyorsa, onun sizinle sevişmek istediğini anlayın. Arkadaşlar, bir ankete göre kadınlar, erkeklerin seks konusunda biraz yaratıcı olması gerektiğini, kadınların yeni ve tamamen farklı bir şeyler yapmayı sevdiklerini söylediler. Arkadaşlar, çoğu kadının bir gün gerçekleştirmek istedikleri farklı bir hayal dünyası olduğunu biliyor muydunuz? Psikoloji, erkeklerin evlilikten veya ilişkiden sonra kilo aldığını söylüyor. Bu kadın partneri yüzünden olur. Aslında kadınlar hayatımıza girince bize daha iyi bakıyorlar, yeme içmemize özen gösteriyorlar. Arkadaşlar, psikoloji, bazen kadınların bir partnerle ön sevişme başlayana kadar seks yapmak istemediklerini söylüyor. İster gündüz saat 12, ister gece saat 11. Psikoloji diyor, eğer depresyon veya gerginlik içindeyseniz ve bundan bir an önce kurtulmak istiyorsanız, odayı tamamen temizleyebilirsiniz, böylece beyninizde dopamin salgılanır ve kendinizi mutlu hissedersiniz. Psikolojik gerçek şu ki, sabah erken uyanan insanlar hayatları ve hayalleri hakkında çok tutkulular. Psikoloji diyor, İşimizde meşgul olmak bizi mutlu ediyor, çünkü meşgul olduğumuzda zihnimiz hayatımızda olumsuz düşünmemizi engelliyor. Psikoloji, kadınların bilgi veya haberleri erkeklerden daha hızlı yaydığını söylüyor. Arkadaşlar, psikologlar, seksin kadınları güzelleştirebileceğine, vücutlarının östrojen seviyelerini iki katına çıkarabileceğine, saçlarını parlak ve cildini yumuşak yapabileceğine inanıyor. Arkadaşlar, bir araştırma sırasında kadınların %50'sinin ilişki sırasında uygun hava ve ortam olmaması nedeniyle orgazma ulaşamadıklarını kabul ettikleri ortaya çıktı. Ayrıca kadınların, erkeklerin ayak üşümesinden daha çok muzdarip olduğuna inandıkları da ortaya çıktı. Arkadaşlar, Hal Senoy, seks sırasında ortamın da çok önemli olduğunu söylüyor. O arada çevre de çok önemli. Oda sıcaklığı uygunsa, seks eğlencesine katkıda bulunur. Arkadaşlar, psikoloji, ilişki sırasındaki tavırlarında çok önemli olduğunu söylüyor. Avustralyalı seks araştırmacısı Wolf Sivitters diyor, genç kadınların çoğu, partnerlerinin seks sırasında ellerini ve ağızlarını daha fazla kullanmalarını istediklerine inanıyorlardı. Arkadaşlar, bir araştırma, kadınların %90'ından fazlasının, eşleri seks sırasında ağızlarını kullandığında orgazma ulaştıklarına inandıklarını ortaya koydu. Bir çalışma bulundu, ön sevişme rahat bir şekilde yavaş ama istikrarlı bir şekilde yapıldığında, o zaman çiftler daha çabuk orgazma ulaşır. Arkadaşlar, kadınlarla yapılan bir ankette, yalnızca %50'si 10 dakika veya daha kısa sürede doruğa ulaştıklarını söyledi.